Evet, geçelim şimdi Köfteci Yusuf meselesine. Önce size Köfteci Yusuf'la alakalı T24'ün ortaya çıkardığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan muayene ve analiz raporunu göstermek istiyorum. Bu rapor birkaç gündür ortalıkta dolaşıyor. T24 ulaştı bu rapora. Raporun en altındaki çerçeve bölümü, onu biraz büyütme imkanımız yok herhalde şu anda, tamam. Orada domuz yazıyor bakın, en altta. Yani işte üst tarafta Köfteci Yusuf'ta işlemin yapıldığı, şu kadar numune alındığı, şu tarihte alındığı, şu işleme tabi tutulduğu falan yazıyor. Altında da domuz, karşısında da tespit edildi yazıyor. Tek tırnaklı, mesela domuzun altında tek tırnaklı var. Onun karşısında da tespit edilemedi diyor. Şimdi bu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporu. 7 Mart 2024 tarihli bu. Şimdi günlerdir şunu konuşuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı yeni bir uygulamayla taşiş yapan, sahtecilik yapan, taklit yapan firmaları tespit ettiği anda anında açıklıyor kamuoyuna. Diyor ki şu firma şunu yapmıştır. İşte ne bileyim, kanatlı et çıkmıştır, tek tırnak et çıkmıştır, salçada şu çıkmıştır, balda şeker çıkmıştır falan gibi. Hemen açıklıyor. Fakat bu Köfteci Yusuf meselesini şu yönüyle de konuşuyoruz birkaç gündür. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı bunu tespit etmiş olmasına rağmen ve bir sürü firmanın ismini açıklamış olmasına rağmen Köfteci Yusuf'un adını neden açıklamadı şu vakte kadar? Çünkü Köfteci Yusuf mahkemeye gitmiş ve bu raporla alakalı bir yürütmeyi durdurma kararı almış. Bu nasıl mümkün olabildi? Bu nasıl mümkün olabildi? Bu meselenin bir tarafı. Günlerdir sessizdi Köfteci Yusuf şirketi, bir açıklama yapmadı. Hatta avukatına ulaştı, meslektaşlarımı sordular. Avukat, benim konuyla ilgili bilgim yok dedi şirketin avukatı ve bugün yazılı bir açıklama geldi. Kamuoyuna, kamuoyu duyurusu diye Köfteci Yusuf AŞ imzasını taşıyan bir açıklama bu. Önce işte şu tarihlerde Ankara Çankaya'daki şubemizden açıklamayı verelim arkadaşlar. Numune alınmıştır falan deniyor bu açıklamada. Evet, numune alınmıştır deniyor. İşte Etimesgut'taki başka bir şubemizden numune alınmıştır diyor. Bu numune alma işlemine ilişkin bir takım eleştirileri var. Bunun doğru ve usulüne uygun biçimde yapılmadığını savunuyor Köfteci Yusuf şirketi. Birçok teknik hata yapıldığını söylüyor bu numune alma işleminde ve açıklama zaten ürünlerimize asla domuz eti kullanılmamıştır diye başlıyor. Sonrasında da şirket kendisini şöyle anlatıyor. Taşiş yapılması mümkün değildir. Zira bu büyüklükteki bir firmanın bahsedildiği gibi bir riski alması hayatın olağan akışına uygun düşmeyecektir. Yani biz zaten çok para kazanıyoruz. Niye domuz etinden kazanacağımız paranın peşinde koşalım diyorlar. Dolayısıyla yapılan analiz sonuçlarının maddi gerçeği yansıtmadığı, bu sonuçların kötü niyetli kişilerin eylemlerin neticesinde veyahut gen testi olarak bilinen uygulamalarla yapılan analiz testlerinde şirketimizin hiçbir dahli olmayacak şekilde oluşmuş bulaş nedeniyle böyle bir sonuç çıktığı, çıkabileceği değerlendirilmektedir deniyor şirket tarafından. Şirket olarak böyle bir durumun yaşanmasının mümkün olmadığına eminiz. Bu durumun en büyük göstergesi ise taşiş tespit edildiği iddia edilen döner ürünümüz ve aynı partiden savcılık makamınca aldırılan numunenin temiz ve uygun çıkması ve ayrıca bugüne değin yapılan resmi denetim ve kontrollerde herhangi bir olumsuz durum ile karşılaşılmamış olunmasıdır deniyor Köfteci Yusuf tarafından yapılan açıklamada. Şimdi birazdan Mehmet Bülent Deniz'le konuşacağız. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı bu konuyla alakalı başka bir başlığımız da var. Ama Fernas işçilerinden bir açıklama olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Bir dönelim oraya. Anlayabiliyor ama çocuklar gaddar. Çocuklar her şeyi ağzına geldiği gibi konuşuyor. Benim kızıma demiş ki arkadaşı, senin baban disiplinsizlikten atıldı demiş. Ben 2003 yılında madene başladım. 2020'ye kadar çalıştım, emekli oldum. Bu arada hiçbir çalıştığım firmada disiplinsiz bir hareketim olmadı. Varsa da tüm kamuoyuna buradan sesleniyorum. Bir tane patronum beni arasın, bir tane patronum desin ki sen bunu yaptın desin. Biz sendikaya karşı olan bir arkadaşlardık. Bak buradaki bütün arkadaşlar, biz sendikaya karşıydık. Neden? Sarı sendika yüzünden. Biz 17 milyar maaş alıyorsak bu sendikalar yüzünden.
Biz karşıydık sendikaya. 2019'da kurulan bu sendikayı tanıdık. İşçinin bir tepkisi var dedik. Bu tepkiyi göstermek için bu sendikaya üye olduk. Emin olun 46 gün önce ne Gökay Çakır'ı, ne Başaran Aksu'yu, ne Mert'i tanımıyordum. Bilmiyordum. Sadece üye olmuştum. 25 günlük üyeyken beni üye oldum diye attı. 46 gün önce yine bu müdürden şikayetçi oldum. Jandarma karakolunda şikayetçi oldum. Beni kanunsuz olarak işten attı diye. Benim bir disiplin tutanağım yok. Benim bir raporum yok. Benim bir işe karşı işi yavaşlatma gibi bir eylemim yok. Ama ne oldu? Bizi dinlemedi. Bizi dinlemedi. İş için mücadele eden, onun için mücadele eden bu kadar işçiyi dinlemedi. Hala daha dinlememeye devam ediyor. Ben şahsım olarak aradım. Dün sekreteryasına sorabilirsiniz. Şahsım olarak aradım. Dedim ki bir yürüyüş eylemi var. Bu yürüyüş eylemini biz yapıp da büyütmek istemiyoruz. Gözünüzü seveyim, bir dönüş. Bir dönüş bekliyoruz. Olumlu ya da olumsuz. Arkadaşlar sizinle görüşeceğiz. Kardeşlerimle görüşeceğiz dediler bana. Hani 9 gündür neredeler? Dedim ki siz mecliste değilse Fernas'ın binasında görüşelim. Muzaffer Bey varmış yetkili orada. Muzaffer Nasuroğlu ile görüşelim. Bunu da söyledim. Sekreterye orada sorabilirsiniz. Biz yalancı değiliz. Biz haklarımızı istiyoruz. Emin olun, emin olun şurada bir yalan varsa bu parktan çıkmak nasip olmasın hepimize. Ben bu kadar büyük yemin ediyorum. 46 gündür çocuklarımdan uzağım. 46 gündür çocuklarımın, eşimin elini tutamamışım. Mutlaka duygulanıyorum. Fernas işçilerine kulak vermeye devam edeceğiz. Gözümüz kulağımız orada, yeni bir gelişme olursa tekrar döneceğiz. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz internet bağlantısıyla yayında. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun Mehmet Bey. Şimdi bu Köfteci Yusuf meselesinde ortada pek çok gariplik var. Yani bu işte yürütmeyi durdurma kararı alınması, birkaç gündür insanlar bu şirketin Köfteci Yusuf olup olmadığına dair işte konuşuyorlar, tartışıyorlar, ismi dolanıyordu. O olduğu da Tarım Bakanlığı'nın az önce gösterdiğim belgesiyle ortaya çıktı. Fakat Tarım Bakanlığı'nın bir raporu, bir belgesi olmasına rağmen şirket yürütmeyi durdurma kararı aldı diye şirketin ismini vermek mesela yayınlarda buralarda sakıncalıydı vesaire vesaire. Ama şimdi açıklama yaptılar. Açıklama yaptıkları için isimlerini verebiliyoruz. Ne diyorsunuz? Yani şirket diyor ki bizim ürünlerimizde domuz eti falan yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu rapor olabilir ama bu raporda bir sabotaj da olabilir. Biz niye domuz eti alalım? Zaten çok para kazanıyoruz falan diyorlar. Siz nasıl değerlendirdiniz bu meseleyi? Yani doğru yapılabilecek bir işi nasıl yanlış yaparızın çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bir taraftan bakanlık, bir taraftan ilgili şirket, bir taraftan da bu işi ideolojik bir savaş üzerinden, kutuplaştırma üzerinden okumaya gayret eden kesim maalesef bu işi bu noktaya kadar getirdi. Birincisi biz Tarım Bakanlığı